Gelebilir miyim? Gel. Şey için geldim ben. Demin biraz sert çıktım sanırım. Özür dilerim. Merak etme. Ben babana bir şey söylemeyeceğim. Gerçekten mi? Tabii. Zaten ortaya çıkacak. O zaman zaten benim bir şey söylemem gerek yok. Yok, öğrenmeyecek. Uyduracağım bir şeyler. Mesela bu gece arkadaşıma ders çalışıyorum. Niye doğruyu söylemiyorsun? Zaten izin vermeyecek diyorsun değil mi? Ya çünkü hep aynı şeyi söylüyor. Yok ben sana güveniyorum, çevreye güvenmiyorum, yok bilmem ne. Kaç yaşına geldim hala aynı şeyler. Kaç yaşına geldin? Geçen ay 18 oldum. Bak Ali bir şeyler yapmak istiyor ve ben her defasında hayır diyorum. Bu sefer de dönersem gerçekten beni terk edecek. Ya niye seni terk etsin? Sence? Anlasana doğru dürüst görüşemiyoruz bile. Hem ikisi de süper. Gözümün içine bakıyorlar. Bir dediğimi iki etmiyorlar. Öyle mi? Hı hı. Öyle olmasa zaten hayatta buraya gelmezdim. İyi tamam sen bilirsin. Ama bak gözümün üstüne haberin olsun. Değerli Atakan ben sana %10 veriyorum öyle söyleyeyim yani direkt. Fena değil valla. Ben %15 diyorum başka da bir şey demiyorum. %15'e ne diyorsun Halil? Ya Halil'i falan boş ver şimdi ya sen ne diyorsun Atakan'cığım onu söyle. Ne yani? Atakan ağlana Halil bedava mıdır bu mudur? Bir dakika bende asla öyle bir şey yok. Ben çalışanlarıma çok saygı gösteriyorum. %20 vereceğim size. 10-10 bölüşürsünüz. Oo. O zaman ben de %20 diyorum. Bir de Atakan'cığım sana diyorum ki FM Diyet Mutfağı unutma kardeşim. Yani o günler mazimiz bir düşün bak yani bir... Bir dakika. Duygusal kanallara hiç girmeyelim. Ben kalkıp Atakan'a söylüyor muyum ben senin için boyoz sattım, dükkanını boyadım, senin kumar borçlarını sıfırladım. Ben söylüyor muyum, söylemiyorum. Evet. Neden? Çünkü kendilerine bırakalım, onlar hiç şey yapsın. Söylemiyorsun. Evet, bırakalım. Arkadaşlar karar verir. Tabii siz şey yapın. Ya. Benim için sorun değil. Mesut'cum ne diyorsun? Güvencim kusura bakmazsın değil mi? Mösyöm benim be, mösyöm. Süper yapacağız. Acayip bir dükkan olacak kardeşim. Gel lan başım. Aa, ne yapıyorsun? Ay sorma. Suzan elbiseyi mahvetmiş. Şöyle küçük bir leke olsa neyse de ya kocaman baksana. Nasıl becerdiyse artık. Ne yapacaksın peki? Ya bilmiyorum. Aklıma fikir geldi aslında da. Şu ön parçayı söksem, kızlardan da aynı kumaştan istesem. İyi de yetiştirebilecek misin? Becerebilecek misin desen daha iyi. Sen dur istersen ben devam edeyim. Ha? Yok sorun değil. Geçer şimdi de. Ay sabahları çok kötü oluyor asıl. Ay canım ya. Sen ne yaptın? Söyledin mi Atakan'ın hamile olmadığını? Tam söyleyecek oluyorum. Yok şunu alacağım, yok bunu yapacağım. Yarın söyleyeceğim herhalde. Bir an önce söyle de daha fena olmasın. Tabii. Su bir şey söyleyeceğim. Bu Özge var ya, galiba Deniz'le beraberler. Yani normal mi ne? Hiçbir şey yapmazsan olacağı bu. Dün gece de beraberlermiş. Gerçi Deniz beni görünce lafı falan değiştirdi ama yani. Neyse ya, hafif kapayalım konuyu. Sen dedin Özge diye. Ah aman öyle diyorsunuz. Ah cross stitch bir kere bu. Tamam hadi. Ay bu arada ne kadar kötü şiir okuyorsun sen ya. Sepet sepet yumurtada daha iyi performans beklerdim senden. Aslında fena değilimdir. Gerçekten. Evet. Bahçede ip atlayan kızdır sevgilimin gözleri. Laciverdi bahçede parlayan yıldızdır sevgilimin gözleri. Yüreğimin karanfil bahçesinde benim kadar yalnızdır sevgilimin gözleri. Boşuna uğraşma Güvencim. Halil de bizimle birlikte. İşte bile.
O ne demek şimdi? Çok güzel şeyler demek o. Asla Halil senin yamağın değil Atakan. Ne? Ya adam Karamanlis yolcu gemisinin şef aşçısı be. Şef en tepedeki adam. Al işte, duydun mu? Ben zaten biliyorum bunu. Ama hiç de öyle davranmıyorsun. Halil maydanozları doğra, Halil soğanları çevir, Halil şunu yap, Halil bunu yap. Yetti be. Vallahi çok iyi bile dayandı çocuk yani bana sorarsan. Halil, gaza gelme istersen hemen. İşte gelmiyorum. Adam doğruları söylüyor bir kere. Ben olmasam bitersin. 3 saatte ancak bir pilav yaparsın. Yavaşsın, yavaş. Yazık ya, vallahi yazık yani. Yavaş mıyım? Uydurma be. İşte uydurmuyorum. Halil'cim, istersen bir de Salim kafayla düşün. Hiç düşünmeme gerek yok. Güvenleyim artık ben. Eyvallah. İyi be, ne halin varsa gör. Asıl sen ne halin varsa gör. Oldu bir iş. Alo, ne haber, nasılsın? İyiyim, oteldeyim, kitap okuyorum. Aa, ne güzel. Bir problem yok değil mi? Yok, her şey oldu, burası gayet güzel. Sen ne yapıyorsun? Hiç, bizimkilerle beraberdik öyle ya. İyi. Bir şey mi diyecektin? Yok, hiç. Yani ben öylesine aradım ya. Bak, benim telefonum açık, bir sorun olursa ararsın, tamam mı? Tamam, sağ ol. Hadi bay bay, iyi eğlenceler. Sana da. Efendim? Ne haber canım? İyi, oteldeyim, her şey yolunda. Ha iyi, şey diyecektim ya, ben telefonu kapatmıyorum. İstediğin zaman arayabilirsin, tamam mı? Tamam, sağ ol. Tamam, hadi konuşuruz sonra. Tamam, iyi geceler. İyi geceler. Keşke hep burada kalsak. Çok güzel değil mi burası? Kaçırayım istersen seni. O biraz zor işte. Baban var ya, kesin öldürür bizi. Aman arıyor işte. Açma o zaman. Açmazsam şüphelenir.